Bugün çakralarla ilgili kokuların çakralar sistemi üzerindeki etkilerini görüşeceğiz. Tabii gündelik hayatta biz çeşitli stres faktörlerine maruz kalıyoruz. Bu stres faktörlerine maruz kaldığımızda bunlardan nasıl çıkacağımızı bir türlü bulamıyoruz. Yani korteksimiz bize yardımcı olmuyor. Yani bilinçaltındaki bu stres faktörlerine nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili yardımcı olamıyor ve biz bu dolanıklığa giriyoruz. Durmadan bu kısa döngü içerisinde dönmeye başlıyoruz. Çakra sistemleri farklıdır. 7 tane çakra sistemi var. Bir de bunlara bağlı enerji yolları dediğimiz 26 tane meridyen sistemi var. Tabii ki her bir meridyen kendi üzerinde yani kendine göre bir has özellikleri vardır. Bunları eğitimlerde çok sık anlatıyorum. 7 çakra santral gibi düşünün. Meridyenleri de ileti yolları olarak düşünün. Yani santralden ileti yolları olarak düşünün. Bu 7 çakranın, santrallerin iyi çalışması gerekiyor. Dengeli çalışması gerekiyor. Bunların dengesizliğinde halk arasında kapalı denen sistemler oluyor. Kapalılık yoktur aslında. Çakranın dengesizliği vardır. Çakranın dengesizliği de ikiye ayrılır. Ya az çalışıyordur ya çok çalışıyormuş. Yani ikisi de farklıdır. Yani birisi üstte birisi altta olmak üzere. Bunları high ve low diye biz frekans bazında ayarlamalar yapıyoruz. Önce test ediyoruz tabii kinezyolojik olarak. Çakra az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor? Ondan sonra ona göre sistemin kurgusunu yapıyoruz. Çakra sistemi alttan itibaren, birinci çakradan itibaren yukarı doğru bir enerji portalı vardır. Yani akış yukarı doğrudur. Demek ki birinci çakrada herhangi bir sorun olduğunda 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin test edilmesine gerek yoktur. Hepsi dengesizdir. Demek ki en önemli çakra birinci çakramış. Yani herkes dördüncü çakra diye sonuçta klasik kitaplarda bu yazar ama değildir. Birinci çakradır. Niye önemlidir? Türkiye'de %99,9 oranında yani 1.000 kişiden sadece bir kişi de birinci çakra dengeli çalışıyor. Çok kötü bir sistem, çok kötü bir durum. Ne yazık ki birinci çakranın dengelenmesiyle birlikte diğer çakralarında çalışma yapılmadan düzeldiğini görüyoruz. %85 oranında diğer çakralarında güzelce de yani birinci çakra dengelemesi yapıldıktan sonra dengeli olduğunu görüyoruz. Demek ki biz birinci çakrayı ele aldığımızda %85 oranında terapi yapmış oluyoruz. Bunu da bilgi olarak size vereyim. Çünkü eğitimlerde biz hep birinci çakradan başlarız dengelemeye. Peki birinci çakra bizim için ne için önemli? Yere sağlam basma diyoruz. Yani gündelik hayatta mesela birinci çakra dengelendikten sonra kişinin yürüyüşü bile değişir. Çünkü özgüveni yani yerine gelir ve korkularından özellikle anksiyete, çarpıntı, korku, yani güvensizlik hissi özellikle çok önemli. Yani günümüzde en büyük önemlerden birisi güvensizlik hissidir. Bir yere bağlı olamamadır. Bunların da anksiyetedir mesela. Çok ajitasyonlar da vardır bu kişilerde. Bunların da ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz. Bugün Bihter Hanım sağ olsun bize çakralarda koku frekanslarının nasıl çalıştığını, nasıl bize hangi saatlerde, hangi yani günün ne zamanında neleri kullanmamız gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacak. Tabii bu iş çok uzun bir konu. Aslında her bir çakranın 1 saat, 2 saat anlatılması gerekiyor. Ama biz burada 7 çakrayı birden, özellikle birinci çakradan, yani daha çok üzerine duraraktan sizlere anlatmaya çalışacağız. Çünkü elinizde olmadan bu sistemin içerisine giriyorsunuz. Bu çarpıntı, ajitasyon, bu güvensizlik hissi. Bunun içinden çıkamıyorsunuz bir türlü ve buradan çıkamayınca da ne yapılacağı şaşırılıyor. Ve günümüzde ne yazık ki Türkiye'de daha halen de bu kokular başta olmak üzere ya da doğal taşlar bizim daha kullanım alanını yani öğrenmiş değiliz. Yani biz bunu daha nasıl kullanacağımızla ilgili herhangi bir bilgi gelmiyor. Bir kokucuya gidiyorsunuz ya da aromaterapiste başlıyorsunuz. Herhangi bir şeyler veriyorlar ama bunun bazını bilen yok. İyi bir bilen yok. O zaman da terapi o olmuyor. Demek ki bunun çok profesyonel olarak kurgulanması gerekiyor. Bu konuda da en iyi çalışmalardan bir tanesi Bihter Hanım'a aittir. Ve çalışmaları devam etmektedir. Daha halen de özellikle mitolojik bazda çok çok güzel çalışmaları var. Ve İnşallah daha da güzel ülkemiz açısından. Çünkü dünyaya örnek çalışmalar yapıyor. Daha da verimli, daha da yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu konulara eğildiği için de ona gerçekten teşekkür ediyorum. Yani kokunun kendisidir ki. Yani bu kadar da basit anlatabilirim. Muadil yok şu anda. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum ve sözü ben bir tarafa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Her şey zamanını bulur, her zaman hazır olana sunulur. Bizim bugünkü konumuz kokuların frekanslarıydı. Ben sunum dosyamı ona göre, çalışmamı ona göre hazırlamıştım.
çakralardan girdiniz. Demek ki katılan arkadaşlarımızın çakralarla ilgili konuya ihtiyacı var deyip ben hemen böyle arka planda çakraları hazırladım. Yok, frekanslar yeterli bizim için. Yani çakralara da gireriz. Yani önce frekansla konuşalım. Tamam, o zaman çünkü şey var Temmuz Hocam, tarihe baktığın zaman örnek olarak generaller savaştan geldikten sonra ya da küleler azat edildikten sonra boğaz çakrası için yapılan ritüellere bakıyoruz. Şu anda uzak doğuda da aynı ritüeller karşımıza çıkıyor. Ama hiçbir kitabette el yazmasında için göbek çakrası, kalp çakrası diye yazmıyor. Evlenmeden önce kadınların bedenliğini ve ruhlarını arındırırken yapmış olduğu baktığımız zaman kalp çakrasında çok yoğun olduğunu görüyoruz. Uzaklığı mesela gülle çalışıyorlar. Hemen frekanslarla başlayıp çakralarla ben bağlıyor olacağım. Bildiğimiz gibi seslerin ve renklerin frekansı olduğu gibi kokuların da var. Ve ki bugün Nikola Tesla'nın doğum günü, Nikola Tesla yapılan bir röportajda soruyorlar, diyorlar ki işte en güçlü frekans olan nedir ve dünyada size bir ilaç sorsak ne dersiniz diyor. Ki atom altı parçacığı ters akımı bulmuş olan bir bilim adamının verdiği cevap, gülün insan üzerindeki etkisini bilseydiniz, ne kadar büyük bir ilaç olduğunu bilseydiniz, gülü yemenin, içmenin, koklamanın gibi birçok bilgi sayıyor. Çok etkileniyorlar. Tabii bunlar 100 yıl sonra Japonlara bir konu oluyor. Neden gül? Neden başka bir şey değil? Ve dünyadaki bütün güller toplanıyor. Buradaki amaç 320'yi bulmak değil. Nikola Tesla gül üzerine ne söyledi? Yapılan araştırmalar sonucunda ki Japonlar bunu yaklaşık 6 yıl araştırıyorlar. 6 yıl sonra toplanan 72 gül türünden sadece Isparta gülünün megahertz'i 320 çıkıyor. Şimdi 320 deyip bunu yuvarlayamayız. Çünkü örnek olarak bizim de tarlada ölçümler yapıldığında bir sıra, bu organik olursa geçerli bu arada, bir sıra 312, 318, bir sıra 340, 342 çıktığını gördük biz gülde. Ama dediğim gibi bunun tamamıyla organik olması lazım. Tarım ilacı olursa, toprakta tarım olursa, zirai ilaç olursa bunu alamayız. Organik sertifikası olması gerekiyor. Bunlar ölçülüyor. Şimdi kokladığınızda, bir ilacı aldığınızda bile vücudunuzda enzim erip kana karışılıp etkisini gösterebilmesi yaklaşık 28-30 dakika. Ama bilimsel araştırmalara baktığımız zaman bir kokuyu kokladığınız andan itibaren 6 saniye içerisinde bütün titreşimlerle hormonlarınızı tetikleyebiliyor. Bu yüzden bir kokuyla insanı saldırgan hale getirebilirsiniz, mutlu hale getirebilirsiniz, uyutabilir, acıktırabilir, iştahını açabilir gibi duygularına hükmedebilirsiniz. Adolf Hitler de yapmış, Kleopatra da yapmış. Örneğin Kleopatra, Sezar'a gönderdiği papyrusları kakule esansına yatırmış. Güvenlik ve eminlik mesajı vermek için. Hürrem Sultan her hafta 70 gram lavanta yağına ayaklarına masaj yaptırmış. Bastığım yerde kokum kalsın diye. Tarihe baktığınız zaman hamamda kadınlar yıkanırken beta, pita, kapa, balgami, saframi, debemi, mizaçlarına göre kokuları da değişiyor. Bel bölgesine, yumurtalık bölgesine sürdüğü kokular farklı. Nasıl farklı? Baktığımız zaman solar plexus'un karşısındaki kokulara denk geldiğini görüyoruz. Yasemin gibi. Örnek olarak bu bölgeleri ovarken bütün boyun bölgesine gül yağlarını sürdüğünü görüyoruz. Bu arada şah damarına gül yağı sürerken kelime-i şehadet getirmek Selçuklularda bir gelenek haline geliyor. Değil mi ki ben size şah damarınızdan daha yakınım? Allah'ımın söylediği cümle olduğu için buralara gül yağı sürerek aslında burayı kutsuyorlar. Bununla beraber mitolojiye baktığımız zaman eski uygarlıklarda Mezopotamya'da güneşte koşamıyorsan günah işlemişsindir demek ve kişilere hemen ak günlük dövüyorlar, rahipler başının üstüne koyuyorlar. Uzak doğu felsefesine baktığımız zaman ak günlüğü tepe çakrası olarak görüyoruz. Rehber rüyalara davetiye çıkarmak istediğimizde ak günlüğü çalışabilirsiniz. Ak günlüğün megahertz'i 347'dir. Bununla birlikte 320 MHz'in hemen arkasını 181 MHz'le ölmez otu devam eder. Ölmez otunun hemen arkasından ak günlük gelir. 147.
Bu üçü ruhani koku biraz olarak önce geçiyor. 147 oldu ama 147 olacaktı o. Aa, pardon, çok özür dilerim, haklısınız. Pardon, ben kaptırdım, doğru. 147'ydi. Herkes not alıyordur. Evet, evet, evet. Hatta şöyle yapalım hocam. Özlem Hanımcığım, ben açayım mı o sayfayı? Hemen ben size hostluğu devrediyorum. Özlem, sen kendin gitmedi bir yere. Bizde. Tamam. Bazen sistem hostluğu devredince birden atıveriyor hostluğu. Ben şimdi slaytını alıyorum. 347 hakikaten işte çok konuşunca böyle oluyor. Bir türlü susamıyorum. Sabahtan beri okulüs koklaya koklaya boğaz çakrası fena çalıştı. Şimdi özellikle Belçika ve Hollanda'da yapılan araştırmalarda organların megahertzleri ilk önce test edilmiş. Çünkü burada güçlü olan kazanıyor. Virüslerin, bakterilerin, düşüncelerin, duyguların megahertz olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Bir enerji sistemindeyiz. Yani zaten Teoman Hoca bunun burada için... Burada herkes bunları ölçebiliyor. Yani kendisi ölçebiliyor. Şahane. Yani onu bildiğim için ve sizin de hani bu konuda çok muazzam çalışmalarınız olmuş. Bana biraz laf anlatmak düşmüyor ama çok hani böyle bir görsellik bir renk katayım ortaya diye. Megahertzler ölçüldü. Tamam. Peki kokulara geldiğimiz zaman ne? Bunlar da yine Teoman Hoca'nın sayfasında zaman zaman paylaşmış olduğu bilgiler ki Dr. Gary Jung özellikle bu konularda kokular ve hastalıklar üzerine, hastalıklar ve frekanslar üzerine ciddi araştırmaları var. PDF dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. Burada her dem taze diye geçen ikinci sıradaki ölmez otudur. Diğer ismi immortelladır, ölmez çiçeği, altın baş otu olarak da geçer. Bugüne kadar ölçülmüşleridir. Bu arada burada benim en çok sevdiğim günlük, diğer biz ak günlük diyoruz ama günlükle ak günlük aynı şey. Günlükle mür, megahertzleri farklı olmasına rağmen günlük güneşi, mür ayı temsil eder. Ardıç enerjisi Sirius'tur. Ve en sevdiklerim arasında da iris vardır. Yani süsen çiçeği. Geçen gün Teoman Hoca sayfasında çok güzel süsenle ilgili paylaşımlar yaptı. Mitolojide süsen Zeus ve Hera'nın habercisidir. Şöyle ki gökkuşağı çıktığında mitolojide Hera ve Zeus bir şeyler anlatmak istiyor. Habercisini gönderdi deyip irisin üzerinden bilgi almaya çalışırlarmış. İris aynı zamanda gökyüzünden değil, yer altından da bilgi çeken bir çiçektir. Nasıl ki Osmanlı'da şehzadeler padişah olduktan sonra cürüs törenleri olur, hutbe okuturlar. Eyüp Sultan'da kılıç töreni, kılıç kuşanma töreni vardır. Belli bir ritüellere geçer. Ondan sonra padişahlığı geçerli olur. Hadi benim canım sıkıldı, tahta oturuyorum deyip padişah olamıyorlar. Bildiğimiz gibi belli bir ritüelleri var. Firavunlarda da Firavun tahta otururken bedeni süsen iris çiçekleriyle çıkartılan yağlarla, meserasyon biliyorsunuz onlar zeytinyağı sabit bazı yağlarda bekletiyorlar. Üç dolunay bekletiliyor. Daha sonra bütün bedenleri kutsanıyor. Yani mesk ediliyor. Hazreti Mesih de Mesih kelimesi aslında buradan gelir. Mesk etmek demek kutsanmış kokulu yağlarla kutsanmış tanrılara sunulmuş olan bir hediye. Çünkü kokular çok pahalı, uçucu yağlar o dönemde sadece tanrılara sunuluyor. Eğer siz bedeninizi kokulu yağlarla mesh etmişseniz tanrılar tarafından kutsanmışsınız anlamına geliyor. O yüzden de ki bebek İsa doğduğunda üç kahin kral onu ziyaret ediyor. Ak günlük, mür getirdiği kokular arasında bal ve altın da getiriyor. Bunlar çok başka konular. Buradaki amaç frekansını yükseltmek. Bununla birlikte... Örnek olarak eğer tapınakta çalışıyorsunuz, eski Mısır'da tapınakta çalışıyorsunuz, inşaat işçisi olabilirsiniz, temizlikçisi olabilirsiniz, rahip olabilirsiniz yahut mumyalama işlemlerini olabilirsiniz. Fark etmez, işiniz bitip çıktıktan sonra bedeninize su atmanız lazım. Su ya da yıkanmanız gerekiyor. Ondan sonra yine sabit bazlı yağda bekletilmiş olan mür reçinebiliyorsunuz. Bedeninizi arındırmanız gerekiyor. Mür ciddi bir arındırıcı özelliğine sahiptir. Bu arada böyle kokusu çok matrak bir şey değildir. Çok güzel, ben çok severim. Orası ayrı, reçine zaten. Ama çok böyle bu kadar hikayesi var. Tarihte bu kadar böyle tanrıların kokuları ama çok da güzel bir koku değil. Bir gül gibi performans beklememek lazım. Bunu niye anlattım? Eğer ki bir karışımınızda, bir arınma ritüelinde
Akgünlüğü, mürü kullanıyorsanız bunlar dengede olması gerekiyor. Biri gece, biri gündüz, biri kadın, biri erkek, biri sabah, biri akşam, biri sağ yan, biri sol yan. Denge için. Bir karışım. Çünkü aromaterapide zaten formüller vardır, hep parfüm tasarımı notalamalar vardır. Ama işin metafizik boyutunda akgünlükten 5 damla kullandıysanız mürden de 5 damla kullanmanız gerekiyor. Ola ki damlatırken, böyle damlatırken bir damla fazla kaçtı, hemen dengeleyin lütfen. Çünkü onlar ikisi eşit olduğu zaman birlikte çok güçlü bir enerji arınma. İkinci el eşya aldıysanız evinize mesela, geçmişle ilgili bağ koparmak istiyorsanız, buradaki koku ritüellerinden yararlanabilirsiniz. Tarihte bunları oldukça kullanılmış. Fiziki dengeye oturacak olan kokular daha düşük megahertzlidir. Duygusal olanlar ortadır. Ruhani olanlar, ruhani değişim farkındalık olanlar, az önce bahsetmiş olduğum gibi 3 kokudan geçiyor. Peki kokuların frekansları var. Tarih boyunca çok fazla etkilenilmiş. Bunları nasıl kullanmışlar? Ben şimdi size bir dosya açacağım. Hocamız frekanslar dedi. Frekanslarla ilgili çok güzel de çalışmalarımız var. Benim masaüstünü görüyorsanız şu anda Çin pazarı gibidir o. Çok fazla dosya var, araştırma dosyaları özellikle. Tabii konunun sonunda bir de hidrosollere değinelim. Çünkü Türkiye'de kullanımı çok az. Hidrosollerin evet. Kullanımı çok az. Bunun gündelik hayatta kullanılmasını da kısa da olsa biraz anlatalım. Tabii tabii. Özellikle çiçek suları tarihte eski Mısır'dan itibaren var çiçek suları. Herkes ilk güzelliği için çok yanlış şeyler kullanıyor. Elimizin altındaki bu hidrosollerin yararlarını bilseler daha farklı şekilde kullanımında, özellikle yani bayanların yüz yani bakımlarında hidrosolün artık devreye girmesi gerekiyor ama bilgi olmadığı için kişiler bunu kullanmıyorlar ne yazık ki. Bu arada hidrosollerle ilgili çok da güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir konuya da denk geldi. Hidrosol, doğal bir hidrosol kullanırken eğer yüzünüzde sivilcelenme yapıyorsa, hatta hidrosolleri açtım, bunu birazdan yapacağım. Yüzünüzde sivilcelenme yapıyorsa lütfen bırakmayın, devam edin. Şimdi biz şuna alışığız. Birazdan dosyayı açacağım. Dışarıdan kullanmış olduğunuz bütün kozmetikler cildimizin altındaki ağır metalleri, toksinleri aşağıya doğru iter. Çünkü marka için zararlı bir şey. Aa, şu markayı kullandım, sivilce yaptı. Dememek için orada başka bir şey var. Ama çiçek suları, hidrosoller, cildinize bakım yapmaya başladığınızda cildinizin altından başlar. Oradaki toksini atar, tabiri caizse orayı bir kusturur. Cildinizin altında ağır metal, kir, bakteri biriktiyse doğal olarak onu bir dışarıya atacak. Geçen gün biri geldi, işte dedi ki A markasını aldım, çok kötü sivilce yaptı. Dedim ki ya kullanın, o kötü değil, o markanın kalitesiyle alakalı. Ama zaten gül gibi de kokmuyordu, gül gibi kokmaz. Çünkü hidrosol dediğimiz şey içerisinden uçucu yağ alındıktan sonra geriye kalan mineralli vitaminli sudur. Bir lavanta hidrosolü, efil efil lavanta kokuyorsa bu hidrosol değil demektir. Gül suyu da aynı şekilde. Kullanırken her zaman yapacak değil, %8 ila %9 oranında yapma ihtimali var. Yüzünüzde, çenenizde, kaşınızda, saçınızda sivilcelenme yapıyorsa bırakın, yapsın. Çünkü atıyor onu. Kullanmaya devam edin. Nasıl ki biz evimizde temizlik yaparken ne yapıyoruz? Halıları kaldırıyoruz. İlk önce koltukların altından başlıyoruz. Halının altına süpürmüyoruz. Onları bir temizlerken çöpü dışarıya atıyoruz ilk önce. Ondan sonra eve giriyoruz. Bunu da aynı şekilde düşünün lütfen. Ve hiçbir zaman hakiki doğal hidrosolü şöyle pamuğa sıkarak kullanmayın. Yani pamuğa, bunu pamuk bilin. Pamuğa sıkıp kullandığınızda bütün mineraller ve bütün mineraller, vitaminler pamukta kalır. Temiz yüzünüze hidrosolü sıkın ve kendince emmesine bırakın. Çiçek sularına baktığımız zaman eski Mısır dahi, ki en eski kil tableti olan Sümerler'de çiçek suları karşımıza çıkıyor. Hem dini ritüellerinde, merasimlerinde, hem cilt bakımlarında. Örnek olarak Hititler bahar doğarken çiğdem sularıyla yıkanıyor. Kral ve kraliçe
bu Hattuşa başkent etrafında, Çorum'un etrafında bulunan bir antik kentteki şey tapınak da bulundu. Kadın ve erkek sağ ve sol yandan böyle ana rahmi gibi bir kanala giriyorlar. Ama kanal gittikçe daralıyor, gittikçe daralıyor. Artık küçücük oluyorlar, ışık yok. Sadece nefes alabilecekleri kadar bir ortam. Karanlık, orada bir arınma, bir hani Osmanlılarda itikafa kapanmak vardır ya, orada bir inzivaya çekiliyorlar. Bu 8 saat süren bir ritüel. Ondan sonra iyicene o tünelden geçtikten sonra yine merdivenlerden kadın ve erkek enerjisi yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyor. Tam piramidin başında artık güneşe çıkıyorlar ve birbirine sarılıyorlar. Bütünlük oluyor. O sırada halk ve etrafındaki saray halkı çiğdem sularıyla onları yıkıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi çiçek suların ritüelleri de bu kadar baktığın zaman birçok alanda yer alıyor. Çok farklı ritüellerde karşımıza çıkıyor. Bu arada ben siz de devam edebilirsiniz hocam. Ben de şeyi bulmaya çalışıyorum. Çakraları bulacağım. Özellikle gül ve lavanta hidrosolinin gündelik hayatta kullanımı insanların hem cilt bakımı hem de ruhsal olarak rahatlamasını sağlıyor. Çok da basit ve çok da ucuz bir sistem sonuçta. Yani bunlar çok pahalı sistem de değil eskisi gibi. Yani eskiden çok pahalıydı ama artık gündelik hayatta tabii orijinali bulmak kaydıyla bunların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle gül ve lavanta hidrosolinin akşam saatlerinde böyle sakinleştirici etkilerinin de çok iyi olduğu için özellikle yüz toniği olarak bunların kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü yüz toniği olarak aldıklarınızın çoğu sentetik olduğu için cilde zarar verebiliyor ama bunlar özellikle doğal olanlar, yani doğal hidrosoller çok çok doğru etkilidir. Bununla ilgili yurt dışındaki yayınlarda bizim ürünler kullanılıyor. Geçen gün ben Amerika'dan gelen bir yayında baktım. Yani yüzün yarısını sadece hidrosol, gül hidrosoluyla, yani Isparta'nın gülü, yani bildiğiniz bizim ülkemizden çıkan bir gül sıkmışlar. Buraya başka bir tonikle yapmışlar ve farkı, yani ikinci ayda böyle farkı gösteren bir yayındı. Yani inanamadım, çok güzel. Ama ülkemizden bu yayınlar çıkmıyor, yurt dışından çıkıyor ve bizim ürünlerle çıkıyor. Yani hocam şunu söyleyeyim, şu anda bizim... Şu anda bunu kullanmıyor yani şu anda. Bizim halkımız bunu basit bir şey gibi görüp kullanmıyor ne yazık ki. Evet, ama bunu da biz itibarsızlaştık. Pembiş pembiş şişelere koyup plastiklerde gül gül kokan, bu yerleri temizlediğimiz gül kokularıyla, onları kokulandırılıp aromatik şeyler, şey, esansiyel yağlarla bu hale getirdik. Şu anda Çin'den çok ciddi bir talep alıyoruz biz. Çin'den, Japonya'dan. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendirdiği için Çinliler ve Japonlar çok kullanıyor. Fakat bu yıl %40 oranında hasat düştü kuraklıktan dolayı. Fiyatlar korkunç uçuyor doğal ve organik olduğu için. Ama uzak doğu için bu problem değil. Biz halen daha 9 liraya 10 liraya gül suyu arıyoruz. Plastik şişesi zaten bunun 5 lira. Hani biraz mantığımızı çalıştırmamız lazım. Bununla beraber mesela ölmez otu Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Amerika'da şu 100 ml'li pandemiden önce 186 dolara satılıyordu. 100 ml ölmez otu. Evet. Ya, ve bunu plastik cerrahiler ameliyattan sonra hastaların sarkmalarını engellemek, hücre içerisindeki metabolizmayı hızlandırmak için hastaya reçeteyle resmen yazıyorlarmış. Biz ne yapıyoruz? Ölmez otu diye bir şey bilmediğimiz gibi onları bariyerlerin arkasında boğuyoruz. Dünyada 38 ölmez otu türü vardır. Sadece 25'i bizim coğrafyamızda. 25'i bizim coğrafyamızda. O kadar zenginiz. Bizim ölmez otlarımız Artvin Maçel tarafından geliyor. Ama Tokat'ta var, Bursa'da var, Isparta'da var. Ölmez otu her yerde var. Evet. Bu zenginliği değerlendirmemiz lazım. İnşallah hidrosollere bir tık daha fazla sahip çıkarak hayatımıza almamız dileğiyle diyorum. Çünkü hem şifhanede hem mutfakta hem güzellik sırlarında hidrosoller, çiçek suları çok yaygın olarak tarihte kullanılmış. Ama o kadar sahtesi var ki, yani saplı samanın bir ayrılması lazım birbirinize. O yüzden bildiğimiz, güvendiğiniz firmalardan almanızı tavsiye ederim. Hocam bu arada ben buldum dosyamı. Evet. Mesela buradan bilgi aktaracağım. Zaten bildiğim şey ama mitolojideki hikayelerini de anlatacağım. Hatta bir saniye daha güzel bir dosya açayım sizlere. Derya Deniz Konular, benim her zaman söylüyorum ahir ömrüm buna yetmeyecek.
Hani bunları araştırıp ortaya koymaya bile hep beraber önemli. Hızlandıracağız. Çünkü bir uyanış başladı ve bu uyanış yok, şu anda geçecek o. Hepsini hızlandırıp getireceğiz. Bu iş bitecek yani. Ölmez Tuna zaten Immortelle olarak geçiyor. Evet. Yetiştirici olarak not alıyorum. Immortelle'yi tavsiye ediyorum. Onu kullanabilirsiniz. Özellikle gözaltı torbalarında onu çok çok kullanmalıyız. Şahane. Evet. Şahanedir. Şimdi çakralar ve kokular dediğiniz zaman tarihte de birçok alanda kullanıldıklarını görüyoruz burada. Örnek olarak kök çakrası zaten hepimizin bildiği dünyevi dünyaya bağlanmak, kök, köklenmek. Elementi her kalim uygarlıkta olduğu için toprakta. Diyeceksiniz ki bu kitabette yoksa, bu bir el yazmasında yoksa toprağı nereden biliyor bunlar? Hemen ona geleceğim. Çünkü hiçbir kitabette altını çiziyorum. Frekans, çakra gibi bir şey yazmıyor. Sadece benim yaptığım araştırmalarla bir araya toplamış olduğum bir konudur. Günü pazartesi ardıç sedir kokuları arasında görüyoruz tarihte. Peki tarihte nasıl yapılmış bunlar? Savaştan sonra askerlerin yahut göç eden toplumların yapısında yapması gereken ritüeller var. Kırık, yaralanma, savaş büyük bir etkileşim, onur kırılıyor, travmaları var. Psikolojik olarak hayatta kalma dürtüsü, mücadele, kokularla beraber anılar kaydediyor. Ya öleceksiniz ya öldüreceksiniz. Hiçbir tarafta pozitif bir tarafı yok. Yani savaştan bahsediyoruz burada. Onur kırılması çok büyük şey olabilecek arasında. Yetersizlik durumunda. Mür, sandal, sedir, ardıç. Bu arada bunu hemen düzeltmem lazım. Otomatik olarak yazmış. Sirius gezegeni ardıç temsil eder. Bu tür ritüeller karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorlar? Savaştan geldiler. Yaralı veya değil. Ya da göç ettiler. Topraklarını bıraktılar. Alışkanlıklarını bıraktılar. Anılarını bıraktılar. Başka bir yere geldiler. Bu büyük bir olay. Yahut burada onurları kırıldı. İtibarlarını zedelediler. Bakın yine kökten zedeleniyor her şey. 7 gün boyunca bu kokuları kokluyorlar. Bunlar tabii o zaman rahipler dövüyor. Uzun uzun ya, rahipler dövüyor. Tapınağa sığınıyorlar. Ya da göç edildiyse mesela Osmanlılar zamanında da Kafkas'tan çok fazla göç gelince Kabataş'ta caminin belli bir bölümü açılmış onlara. Bu tür yerler açılıyor ama orada sabah saatlerinde hem tütsü olarak hem de kokulu maddeler olarak mürü, sandalı, ardıçı görüyoruz. Bunu da kalmıyorlar. Koklatırken pirinç, buğday, ceviz, fasulye gibi yemişler yedirdiklerini görüyoruz. Bunları biraz araştırdığımda çok enteresan bir şekilde Uzak Doğu felsefesinde çakralara denk gelen yiyecekler olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Olay zaten buradan başlamıştı. Yine uyumak, dinlenmek, muhafızlı yerde, yani sonuçta tapınaktasınız, rahiplerine, tanrıların huzurundasınız. Yani böyle bir olaydan sonra, kök çakrası bu kadar zedelenmiş bir olaydan sonra tabii ki baktığınızda muhafaza, korunma, sahip çıkılma arıyor içgüdüsü olarak. Muhafazalı yerde kalıyorlar ve yağmur yağıyorsa muhakkak dışarı sessizce çıktıklarını görüyoruz. Özellikle Truvalılar, özellikle Yunanlar, Romalılar askerden, savaştan sonra geldiklerinde muhakkak her yağmura çıktıklarını görüyoruz. Muhtemelen yaralarının iyileştiklerine inanıyorlar. Çünkü şu anda gökyüzünden başka yağıyor ama yağmur suyunun çiğinin ne kadar iyileştirdiğini biliyoruz. Şu anda gezegen biraz kirlendi ama sakral çakra, su elementi, turuncu, günü salı, kokuları ıhlamur, sandal diye geçiyor. Bildiğiniz konular alışım, bunları hızlı geçeceğim. Erkeklere sandal, kadınlara yılan, yılan kültürleri çıkıyor karşımıza. Şu anda benim ekranda bulunan papyrus bununla hiç alakası yok, sadece bir görsel. Orada lotus ve iris çiçeklerini görürüz. Bu arada ank aynı zamanda koku, bunu da temsil ediyor eski Mısır'da. Bu bir kokulandırma ritüeli. Ramses'in eşi Nefertiti bir aslında rahibe ve kokuları çok çok iyi biliyor. Koku ritüellerini çok iyi biliyor. Bu bir sunak. Ramses-Kadeş anlaşmasını biliyoruz. İlk yapılan anlaşma. Ramses Hitit'le savaşa girmeden önce Nefertiti onu kutsal yağlarla kutsuyor. Burada da yapmış olduğu birçok ritüel var. Bu karışım isminde Kipi deniliyor. Kipi'nin içerisinde bulunan çiçekler var ama süsenle yani irisle yapılan ritüel daha farklıdır. Bu arada iris tapınak şövalyelerinin sembolüdür. Hristiyanlıkta çok önemlidir. Çünkü
özellikle çok tanrılı dinlerde, paganlarda Iris'in cennetin, yani çok tanrılı dinlerin, çok tanrılı dinlerde gökyüzünün gözleri olarak görünüyor. Yani orada çok güzel bir dünya var ve o dünyadan Iris olarak bakıyor. Iris oradan geliyor zaten, Süsen çiçeğinden geliyor. Bir gözetmen, bir haberci olarak geçiyor. Tapınak şu, çünkü Iris'i lütfen araştırın internette. Taç yapraklarını açtığınız zaman tam ortasındaki haçı görürsünüz. Haç sembolüne benziyor. Aslında o haç eski Mısır'da da Anka benziyor. Yani hepsi sembolizmde birbirini çağrıştırıyor. Paganlarda Süsen çok önemli olmasının yanı sıra erken Hristiyanlık döneminde de çok fazla Süsen'i görüyoruz. Süsen için ayrı bir şey yapabiliriz, sunum yapabiliriz. Çok derin bir konu çünkü. Ben yine konumuza döneyim. Aşırı öfke ve kızgınlıkta zaten sakal çakrada sıkıntı çıkıyor. Burada da yapılması gereken, mesela kontrol edemediğimiz günahlar. Kontrol edemediğimiz günahlar neler peki mitolojide? Akrep mi olmak istediğin, yılan mı, aslan mı? Yani sana ait olmayan bir şeyi arzulamak ya da öyleymiş gibi görünmek. Hazreti Mevla'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sen o değilsen ve o hayatı kendine uyarlamaya çalışıyorsan bu çok günah olarak görülüyor. Çünkü bedenine ihanet ediyorsun. Düşüncene, seni sen yapan değerlere ihanet ediyorsun. Bunu kontrol edemeyen günahlar arasında görüyorlar. Ve bunun üstüne yılan yılan sandal koklayıp bol taneli buğday, mısır, üzüm gibi. Bakın yine o da biraz bolluk, bereket de var. Yani sakral çakranın, doğurganlığın sembolü. Evet, doğurganlığı da sembolize ettiği için çok taneli, bol taneli yiyecekler tüketiyorlar. Zaten göbek çakrası tamamıyla bizim aslında enerjimizin, çünkü dünyaya geldiğimizde aslında ilk kesilen nedir? Göbek bağımız. Yani dünyaya ait. O yüzden iş, bolluk, bereket, para gibi dünyevi materyal şeyler biraz orada dönüyor. Elementi ateş, sarı, çarşamba, fesleğen, nane, limon kokuları. Tanıdık geldi mi? Midemiz rahatsızlandığında biraz nane, limon kaynatırız. İçeriz. Biraz kendimizi daha iyi hissetmek için. Kokulara baktığımızda da onları görüyoruz. Yine mide bulantısında nane iyi gelen kokulardandır. Genelde ego, bu ego benim tabirim. Ego günah mı? Bunları yaptıklarını, yine bakın orada hipofiz bezi, ank görülüyor. Yine üçgen, bunların sembolleri. Bu görmüş olduğunuz papyrus'taki sembolleri genelde kokulu ritüellerde, kutsanmada görüyoruz. Ama hani şimdiye kadar eski Mısır tarihinde uzman bir arkeologla oturup bunu yorumlamadık. Nedir, neyin nesidir diye. Umarım daha detaylı öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. Kendini zarar vermek, isteyerek ya da istemeyerek psikolojik olarak acındırma, farklı psikolojik durum ve duygu bozukluklarını, mesela şey diyorlar, kişi sessiz yapıda biri ama çok bağırma ihtiyacı duyuyor veya karşındakine başka bir şekilde davranıyor. Bunu çok hoş karşılamıyorlar. Kekik, biberiye, naneli bedeni ovuyorlar. Şimdi dikkat ederseniz hepsi antiseptik özelliğine sahip. Hepsi denge. Yani lavanta özellikle tamamen evrensel ve sakinlik, dinginlik veriyor. Dedik ya, kişi sakin ama bağırıyor. Fıtratından aykırı davranıyor. Orada bir denge bozuluyor. 7 gün boyunca... Viral enfeksiyonlarda da lavanta ayrıca çok daha etkili. Yani tabii ki. Kendisi çok çok etkili. Evet. Tabii ki. Yine mısır, meyve, ekmek gibi katı besinler tüketilerek, çünkü solar plexus tamamen mide, göbek çakrası, mide ve kokularına baktığınız zaman, elementlerine baktığınız zaman göbek çakrasına denk geliyor. Ritüellerinde baktığınız zaman çok oturuyor uzak doğu felsefesiyle ya da spiritüalizmle. Tabii ki en çok sevdiğim kalp çakrası, çünkü günün sonunda gül var. Bu arada gerçek organik gül zümrüt yeşilidir. Son günlerde buna ilgili birçok makale yayınlanmaya başladıktan sonra gördüm ki gül yağları, sentetik gül yağları böyle türbe yeşiline boyanmaya başladı. Çok dikkatli olun. Akışkan değildir. Gerçek organik gül yağı 18 derecede donar. 19'da donuyorsa içerisine beyaz gül katılmıştır.
17 ya da 16 derecede donuyorsa eğer içerisinde ıtır katılmıştır. Yani sardunya, geranyumdan dolayı o katılmıştır ya da kırmızı gül katılmıştır. Doğa hiçbir zaman yalan söylemez. Gerçek organik gül yağı 18 derecede donuyor. Bunun bazı şeyleri var. O yüzden hani rengine aldanırsanız dahi bunu bu şekilde test edebilirsiniz. Hasar görmüşse bu çakra zaten sadece kalpli yandaki organlar da zarar görüyor. Rengi yeşil, sardunya, gül, menekşe, elementi hava ve günü perşembe. Peki tarihte bu kalp çakrasına denk gelecek ritüeller ve kokular ne? Evlenmeden önce kadınlar ciddi bir arınma yapılması lazım. Biz şimdi böyle düğüne bir hafta kala organizasyonlar, ayakkabılar, işte düğünler, dernek gelinlikler falan böyle gelin kaynana kavgaları arttığı bir noktadayız. Kadın topraktır, tohumlanacak. Dolayısıyla evlenmeden önce mesela Asur'da evlenmeden önce kraliçe seçiliyor. 6 ay boyunca yapılması gereken ritüellerden bir tanesi mür yağlarıyla ovulması. Çünkü geçmiş hayatından rahmine hiçbir negatiflik düşmemesi gerekiyor. O asil kan taşıyacak. Dolayısıyla alınıp arındırılıyor. Bununla beraber Osmanlı'da da görüyoruz bunları. Örnek olarak zifaf gecelerinde et ve et ürünleri tüketmiyorlar. Musiki muhakkak var. Bedeni sakinleştirecek, zihni dinginleştirecek şerbetler ve içecekler görüyoruz. Gerçekten bir ritüel. Ve evlenmeden önce kadın tamamıyla bedenini ve ruhunu arındırması gerekiyor. Şamanlarda da böyle. Özellikle Asur, Mezopotamya ve Hitit'te görüyorum ama zaman zaman yani böyle daha doğuya gidilen ritüellerde de karşımıza çıkıyor muskat. Zifaf gecelerinde muskat yakılıyor. Şu andaki bilimsel araştırmalarda muskatın beta endorfin salgılattığı yönünde birçok bilimsel araştırma var. Ama özellikle arkeoloji müzesinde bir şişe var. Böyle ince uzun. İstiyan olursa resmini göstereyim. Bir tarafta kadın yüzü, bir tarafta erkek yüzü var. Onun bu tür zifaf gecelerinde kutsanmak için bedenleri sürüldüğüne dair bilgiler var ama tam yorumlanmış değil. Burada kişi yalan söylediğinde, ihanete uğradığında ya da ihanet ettiğinde de, çünkü yine kalp çakrasıyla denilen konular bunlar. Eğer bir kadın yalan söylediğinde, ihanet ettiğinde de kocası savaşa gidip dönmediğinde ya da fiziki ya psikolojikman ihanete ya da şiddete uğradığında yaptığı ritüellerden bahsediyor bu bilgilerde. Zeytinyağı ile bedeni ovuyorlar her gün. Her gün dedim 7 gün boyunca. Zeytinyağı ile ovuyorlar ve her gün yapılan tütsüler. Örnek olarak bir tütsü bilgisi vermek isterim size. Bu cuma günleri yapılan bir tütsüdür. Hatta bugün ne? Cumartesi'yi ben versem daha sağlıklı olur. Evde uğut yoncaları varsa, bununla beraber yine muskat varsa bunları değerlendirebilirsiniz. Muskat oradan geldi aklıma zaten. Cumartesi geceleri muskat yakabilirsiniz. Perşembe geceleri ardıç yakmanızı tavsiye ederim. Ak günlük pazartesi. Bu tür ritüel, yani tütsülerin de ritüelleri ve günleri var. Çünkü her gün bir gezegeni temsil ediyor. Özellikle eski Mısır'da büyü papürüsleri diyor ama büyü değil. Kişi mesela şey diyor, dürüst adam hastalandığında bu büyü yapılır. Halbuki o da iyileştirme tedavi yönteminden bahsediyor. Büyü papürüslerinde özellikle 7 gezegeni temsil eden tütsülerin hangi zaman diliminde ne oranda yakılacağına dair bilgiler var. Ve onu yaktıktan sonra duman doğuya gidiyorsa bir anlam ifade ediyor. Batıya gidiyorsa, kuzeye gidiyorsa bir anlam ifade ediyor. Dumanla anlaşmak diye bir şey var ya, hakikaten tarihte dumanla anlaşılıyor. Çünkü yanan ateş, ateş elementi arındırıcı özelliğine sahip. Siz aslında oraya bir odaklanıyorsunuz. Odaklandığınız için bir bütünlük sağlıyor ve sizin karşı tarafın okuması ya da sizin var olanı okumanız kolaylaşıyor. Burada var diyecek bir şey yok. Metafizik boyutunda bu da açıklanabiliyor artık. Burada zeytinyağına girmek gerekiyor. Mesela sukvalen iki madde içerisinde yoğun bir şekilde var. Birisi zeytinyağı, birisi köpek balığının karaciğerinden elde ediliyor. Tabii köpek balığının karaciğerinden edilen daha üstün bir form ama tabii Türkiye'de şu anda onu bulmak zor. Çünkü yurt dışından geliyor onlar. Özellikle Japonya'dan geliyor ham madde olarak. Eski Türkler bizim yani doğduğundan itibaren çocukları ayak baş parmağından kafaya kadar zeytinyağlı olarlarmış. Ve hiçbir hastalık geçirmezlermiş. Mesela
Bu da çok önemlidir. Aslında gündelik hayatta herhangi bir zeytinyağıyla, yani bu kadar yani çok pahalı olmasına gerek yok. Bunu yapabilirsiniz. Burada hem enfeksiyonlara karşı korunmuş olursunuz, hem de o bebeksi cilt dediğimiz, yani sukalenin yaptığı bebeksi cilde de kavuşabilirsiniz. İlla yurt dışından gelmiş pahalı bir sukalen kullanmanıza da gerek yok. Cilt bakımında özellikle zeytinyağının, özellikle çocuklarda, çok sık enfeksiyon geçiren çocuklarda, ben bunun yapılmasını öneriyorum. Yapan kişiler ilk günler biraz siliyor hocam, vıcık vıcık yağ oluşur diye. Çocuğun enfeksiyon geçirmesi mi, antibiyotik kullanmasını istiyorsun sen? Yoksa sağlıklı olmasını istiyorsun? Ve burada içilebilir gül suyu çok önemlidir. Bakın bu da çok önemli. Zeytinyağı ile birlikte anti-enflamatuar ve antiseptiktir ikisi. Yani ikisi çok güçlüdür. Yan etkileri de yoktur bunların ama tabii ki içilebilir formda bir gül suyu bulmanız gerekiyor. Bunlar ayrı satılır. Üzerinde yazar yani içilebilir form diye yazar. Bunların bulunması gerekiyor. Bunların artık yavaş yavaş bu kadim bilgilerin evlerde raflara girmesi gerekiyor. Çok ucuz ve çok etkili bir sistem bunlar. Bunları kullanmaya başladığında insanlar görecekler. Çocukların daha dirençli, daha güzel bebeksi cilde sahip oldu ve daha az antibiyotik tükettiklerini görecekler. Ama ne yazık ki bu bilgi olmadığı için, şimdi diyeceksin ki zeytinyağı ve gül suyu ne alaka? Bir kullanmaya başlayın bakalım. Yani göreceksiniz önümüzdeki kış çocuğunuz ne kadar az hastalanmaya başlayacak. Ovalayın. Eğer kokusundan rahatsız oluyorsanız banyodan önce ovalayın. Çünkü bir saat önce bir ovalayın çocuğu, ondan sonra banyoya götürün. Ama gül suyu, özellikle içilebilir gül suyu çok kolay içilebiliyor ve tüketilebiliyor. Yani kişinin yaşına göre dozu ayarlanabilir. Özellikle bizim sık enfeksiyon geçiren, niye sık enfeksiyon geçiriyor? Çünkü çocuk izole büyütüyor çocukta. Biz gündelik hayatta artık eskisi gibi değil. Ondan sonra ona kula verdiğimizde orada floralar birbirine giriyor. İşte 16 tane çocukların bir sınıfta hepsinin floraları farklı. Hepsi birbirine, yani flora geçişlerimiz, virüsleri, bakteriler geçmeye başlıyor. Ve bunlar birbirleriyle birlikte enfeksiyonlar. Her yıl 16-17 kişiye antibiyotik tüketmeye başlıyorsunuz. Yazık yani. O bağırsak florasını verdiği tahribata yazıktır. Bence gül suyunu da içilebilir formunda kullanmasını, özellikle zeytinyağla birlikte artık alışkanlık haline getirmemizi gerektiğini düşünüyorum. Buyurun hocam. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Muazzam, Osmanlı'da her bebek zeytinyağlı artık bu böyle gündelik su içermiş gibi. O yüzden ayetten bilgi de vermek. Çünkü zeytinyağlı. Ki ben hani Bulgaristan'da annemin babaannesine büyüdüğüm için 108 yaşında vefat ettiğinde muazzam kadim bir bilgilerle gitti. Ve şey var, mesela benim ilk 6 ay sarılan bütün şeylerim saklanmış. Mesela yaşım 42, onlar halen daha duruyor bende. Yine öbür gün kızına bırakacağım. Ama zeytinyağı lekeleri duruyor. Çünkü hep zeytinyağıyla yapmışlar. Bağışıklık sistemi güçlensin, hasta olmasın diye. Benim çocuklarım da kolay kolay hasta olmaz çünkü muhakkak suların içerisinde gül suyu vardır, içilebilir gül suyu. Peki içilebilir gül suyu ile hidrosol arasında fark ne? Aslında bir fark yok. Şu mevzu şu, içilebilir gül suyunda nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Gül yağını damıtırken gül yağını alıyoruz. Gül yağının üstünde bir gül mayası kalır. Yoğurt yağlı bir tabakadır. O biraz daha bulanıktır, çiğ yağ denir. Onun arkasında da gül suyu vardır. Yani biz gül yağını aldık, gül mayasını aldık, gül suyunu aldık. İçilebilir gül suyunda bunlar yapılmıyor. Hepsi bir arada kaynatıyor. Bakır imbikte, bakır imbiğin yaklaşık maksimum 82 dereceye kadar çıkması gerekiyor. Belli bir bakır olduğu için o belli bir derecesi var. Çok fazla yükselmemesi gerekiyor derecesinin. Ve içerisinde gül yağı çok az çıkar onda. Başka bir ritüelle yapılır. İçerisine zemzem suyu katılır gül suyunda olduğu gibi. Sabah tamamıyla çiğ yapraklar seçilmesi gerekiyor. Yani biz içilebilir gül suyu damıtacağımız zaman gül yağını almıyoruz. O çiğ, ıslak yapraklar hemen bakır imbiğe atıldığında doğanın yıldızlardan bir gece yıldızlara arz edilen güllerin yapraklarındaki şifayı da alıyoruz. Çocuklar ateşlendiğinde Osmanlı'daki elkindi, İslam alimlerinin elkindi, ateşli hastalıklarda, kızamıkta, su çiçeğinde gül suyunu kullanın demiş. Ama biz ne yapıyoruz? Kızamık çıktığında da işte su çiçeği çıkartırken çocuk gidip içerisine esans, kimyasal konulmuş plastik şişelerdeki sonra iz kalıyor ya da daha büyük akutlara sebep oluyor. Çok iyi değerlendirmek lazım.
Bu kadar basit. Zeytinyağı çocuklara ki alıştırmak gerekiyor. Ve gül suyu. Bir litre gül suyuna bir kapak atın siz de için, herkes için. Bağışıklık sisteminin en önemlisi de. Ki Osmanlı'da hastalığı tedavi eden hekimleri prim vermiyorlar. Çok önemli değil o. Önemli olan hasta etmemek. Yani koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik burada önemli. Eskiden hastaneler, laboratuvarlar neresiydi? Evin mutfakları. Evin mutfağı nane limon orada kaynatılır. Zeytinyağlar orada hazırlanır. Yani. Sarı kantaronlar orada hazırlanır. Yani bütün mutfaktaydı bunlar gibi. Kalp çakrasının ritüellerine baktığımız zaman da bunları görüyoruz. Zeytinyağla olunmak, sevgiyle sorun yaşandığında yapılan ritüeller. Bu arada boğaz çakrasına geldiğimizde rengi mavi, elementi rüzgar, adaçaya, okaliptus, lavanta, günün cuma. Burada hocam dikkatimi bir şey çekmişti benim. Krallar, firavunlar ve dahil padişahlar halka cuma günü sesleniyorlar. Cuma hutbesi var. Büyük cuma var. Halkla, yani konuşmanın, ifadenin yapılacağı her günün, her zaman cuma olduğunu görüyorum tarihte. Kral Leo, Bilgi Leo olarak geçiyor tarihte. Ayasofya'dan halka sesleneceği zaman akşama doğru cuma günlerini tercih edermiş. Bu bürütü artık gün haline gelmiş. Bugün Kral Leo, halk toplanıyor Sultanahmet Meydanı'nda. Kral Leo'nun konuşmasını bekliyor. Bakın Boğaz Çakrası'nın günü cuma. Ve atın ayaklarının altına adaçayı, okaliptus, lavanta veya çam kozalağı gibi reçinesi olan, fresh kokan kokuları attıklarını görüyoruz. Yine hani bu kokularla beraber bedenli olduklarını görüyoruz. Asıl hazine özgürlük dediğim bir konu başlığı var. Kapalı kalanlar, hapisten kurtulanlar, uzun süre yoldan gelenler yahut yatalak uzun süre komada kaldınız, konuşamadınız. Yani boğaz çakranızı kullanamadınız. Aynı zamanda kölelikten azat edilenlerle birlikte aristokratların yahut kral danışmanlarının da dolunay hariç bu ritüellere uygulanması istendiğini görüyoruz. Çünkü sen bir kral danışmanısın ki hani şu anda biliyoruz Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü birçok açıklama yapıyor, çok güzel açıklamalar yapılıyor. Sözcü olmak başka bir şey. Halka hitap ediliyor. Ondan hazırladığı metinler çok başka. Dolayısıyla ifadelerin çok güçlü olması gerekiyor. Ritüellerine bakıyoruz. Yine burada çok ayrıntı var. Onu çözemedim. Niye söyleniyor bunlar? Çünkü dolunayda yapılmıyor bu ritüeller. Dolunay hariç lavanta, nane gibi kokularla beden ovuluyor, koklanıyor, yeniliyor. Ve 7 gün boyunca bunu yapıyorlar. Yani mesela cuma başlayıp bir dahaki cumaya, şey perşembe akşamı cumayı boş bırakıyor. Bir gün atlayarak gidiyorlar. Çilek, böğürtlen, yere yakın yemişler yiyorlar. Hani bunun da niye olduğunu açıkçası bilmiyorum. Yani böğürtlen, çilek, boğaz çakrasının yemişleri midir bilmiyorum. Ama bunlar tüketildiğini görüyoruz. Ya da yenmesi kolay olduğu için olabilir. Aralarında tabii... Bir de ak günlük, dolunay dediğiniz zaman ak günlük ritüelin de dolunayda yapılmaması gerekiyor. Yani evet. Da söyleyeyim de çünkü orada ters tepebilir insanlar. Evet. Bu arada ak günlük ritüeli... Rehber rüyalar için yapanlar var. Ak günü özellikle dolunayda yapmamalarını tavsiye ederim. Dolunayda açılmışken yani. Bu arada şöyle oluyor. Ak günlük dolunayda kullanılmadığı gibi bir de güneş zamanı kullanılıyor. Çünkü güneşi temsil ediyor. İki enerjinin çakışması gerekiyor. Güneş battıktan ya da doğmadan önce tepe çakrasına ya da iki kaşınızın arasına sürerek kullanabilirsiniz diyor. Ama lütfen şunu yapmayın. Hani şöyle dökmeyin. Çünkü göremezsiniz. Kafa değeriniz çünkü ak günlük yoğun bir kokudur. Şöyle parmağınızın ucunda şuraya damlatabilirsiniz. Ya da ak günlük hidrosolünü bedeninizde kullanabilirsiniz. Bunları tavsiye ederim. Ama hocamız dediği gibi dolunay hariç 7 gün boyunca güneş doğmadan ya da battıktan sonra bunu yapıyoruz ve sabah kalktığımızda lütfen yanımızda şöyle bir defterimiz olsun. Rüyalarımızı yazacağımız defterimiz bulunsun. Boğaz çakrasında da artık günümüzdeki pandemi nedeniyle de okaliptus çok ön plana çıktı. Onu mutlaka evlerinde gargara formu olsun, hidrosol formu olsun. Bunların hepsini bulundurmanı tavsiye ediyorum ben. Çünkü özellikle gargara formu, yani çünkü boğazdaki viral enfeksiyonlarda okaliptus çok çok etkilidir. Bir de koku konusunda bazı kişiler hani
COVID sonrası kokuda sorunlar yaşıyorlar ya, geri dönmeyen kokularda bu çok çok etkili bir kokudur. Onu bol bol koklamalarında fayda var. Özellikle eukaliptus zaten hiç ciğerleri ve nefesi rahatlatıyor. Ben genelde şunu nasıl yapıyorum, ondan bahsedeyim. Banyodayken, duştayken etraf buhu oluyor ya, buhar. Ve zaten solunum yolları da açılıyor. Muhakkak benim böyle bir banyoda kullanacağım aromatik yağlarım vardır. Avucum içerisine bir iki damla dökerim. Şu şekilde hafif yaparım. Fazla yaklaştırmadan hafif bedenime sürerim. Bir anda burun tık diye açılıyor zaten. Yani hem etrafın nemli olması, hem frekansın su elementiyle beraber çok sık yaptığım ritüeller arasındadır bu. Aslında biz kokuları ritüellerle hayatımıza alırsak, neden ritüelleri? Kokunun adabı ve usulü vardır. Aziz Mahmut, Abdülkadir Geylani'nin çok sevdiğim bir cümlesidir. Koku, adab ve usullere riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Kokunun adabı vardır, usulü vardır. Nasıl ki pantolonu ayağımıza, gömleği üstümüze giyiyoruz. Kaza, etek gibi giymiyoruz. Çünkü onun da bir adabı var. Neresi kullanacağımız? Kokularımızın da böyle. Neden? Ama kimse zannetmiyor. Ama uygun üretilen kokular için. Tabii ki. Söyleyeyim sonra, hocam ben aldım bitiren ama olmadı demesinler. Tabii ki. Üretilen bir koku olması gerekiyor. Bunu eğer ki siz böyle işte hırt orakla biçilen, hırt söylene söylene toplanan güllerden titanyum kazanlara dökülüp doğalgazı harlayıp 40 dakikada canını çıkartan bir gül yağına ne kadar ritüel yapsınız? Zaten ortada küsmüş olan bir gül var. Çok doğru söylüyorsunuz. Adaba ve usulüne toplanan ürünler olması gerekiyor. Onları da adaba usulüne uygun olarak ritüel yapacağız. Yani önce toplayacağız, sonra ritüel yapacağız. Kesinlikle. Evet. Bununla birlikte yine akünlük aynı şekilde. Yani reçinesinin belli bir zaman toplanması gerekiyor. Keza lavanta, sarı kantaron. Bunların hepsinin bir ritüelleri var. Tarihte görüyoruz. Burada üçüncü gözle, tabii ki epifiz bezimizi tetikleyen ve destekleyen bir çakradır. Bilinçaltımıza direkt hükmeder ve rüyaların alemini etkileyen bir bölümden bahsediyoruz. Bu yüzden burnun kokuları biraz fazla. Bu arada hepsini kullanmamız gerekmiyor. Yani şunu belirtmek istiyorum ben. Nane kullandım, poşve gerekli mi? Hayır. Zaten muskat, üzerlik, ardıç, nane, yasemin yine hepsi üçüncü gözünü temsil ediyor. Bir tanesini kullanmanız yeter. Karışım yapacaksınız elbette ki. Karışım da yapabilirsiniz. Burada nane antiparantez açıp migrende özellikle kullanmayı evet. Açmamız gerekiyor. Bazı migren hastaları da halen de nane hiç duymamışlar. Bence günlük hayatlarına sokarlarsa ne kadar migren ataklarının düştüğünü de gözlemleyeceklerdir. Çünkü nane bu konuda çok çok etkilidir. Hatice Hanım sormuş, hipotalamusu etkileyen ritüellerde üzerlik var. Üzerlik ve ardıç ve akünlükle ritüelleri. Onu birazdan anlatırım. Dikkat ederseniz üçüncü göz ritüellerinin generallerin yaptığını görüyoruz. Yine bu bir general ritüeli ama şeyle değil, burayla alakalı değil. Sadece generallerin terfisinde kutsanma törenine alakalı bir ritüel. Çiçek biraz çiçek yaprak olduğu için bu sayfayı koydum. Hafıza kaybı, bunama, aile bağları, rahiplerin ya da tapınaklara sığınanların öğrenme, ezber gibi durumlarda yaptıkları ritüeller bunlar. Yani dediğim gibi hiçbir zaman üçüncü gözün çakrası, üçüncü gözün ritüeli diye bir şey yok burada. Ama baktığınız zaman hafıza kaybı, öğrenme, direkt üçüncü gözümüzle alakalı durumlar olduğu için yorumları buraya yazdım. Hafıza kaybında biz psikokinezolojide bir sistem yapıyorum ben. O sistemde kullandığım koku patchouli, yani onun frekansını ölçtüm ben. Özellikle kısa süreli hafıza kayıplarında tabii çalışma döndürüyoruz ama patchouli kullanıldığında tam dönüyor. Yani çünkü o hafıza kaybının yerine konması gerekiyor. Eğer yerine konmazsa ileride daha büyük bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Ve patchouli erkekler için patchouli, bayanlar için de yasemin kokusuyla birlikte. Tabii yasemin eski mitolojide çok önemli yeri var yasemin. Herkes kullanması yasak bir kokudu eskiden. Şu an tabii ki herkes kullanabiliyor. Çok herkesin artık balkonlarında, evlerinde, bahçelerinde var. Şu anda yasemin koklayabiliyorsunuz ama eskiden yasemini herkese vermiyorlardı. Tabii onun farklı bir miti var. Yani ritüeli var. Ama dediğim gibi patchouli özellikle bu hafıza kayıplarında kullanabilirler.
Çünkü baya baya etkili. Yani sonuçta bizim o hafıza kaybını yerine koyup o çarkı tekrardan döndürmemiz gerekiyor. Buyurun. Şimdi Yasemin'le ilgili bir şey söyleyeyim. Yasemin tanrılara sunulan çiçekler olduğundan dolayı mesela Mısır'da aristokratların kraliyet ailesinin muhakkak mezarının, mesela Tutankamon'un mezarı açıldığında Yasemin'li kremler, şeyler, kozmetik ürünleri vardı. Ama halk bunlara ulaşamayacağı için mezarlarına çizermiş Yasemin'i. Sümerler'de Yasemin var. Ganj Nehri'nde ölüler yıkanırken Yasemin halen daha mevcut. Truvalılar ölülerini yakarken Yasemin. Yasemin hep ölümle özdeşiyor. Bu benim kafama çok takılmıştı. Doğum gülle, Yasemin ölümle. Babil bahçelerinde duvarların arkasından güneşin ilk ışıkları gülün üstüne vuruyor. Ama akşam çok güzel kokan yaseminler gün batımına doğru ekiliyor. Biri güneş, biri akşam. Bu çok kafamı karıştırıyordu. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne ait bir bilgiyi okurken böyle ampul yandı. Nasıl ya? Bir daha okudum. İnsan bedeni öldükten sonra 7 gün içerisinde etraf beden çürürken yaymış olduğu partikül indolin partikülü. Yasemin'in yapı taşı da indolin. Tamam, bunu bilimsel olarak şu anda açıklıyoruz da sen 8 bin yıl önce bunu nereden biliyordun? Bu yüzden yani ölüm, aslında ölüm derken yok olmaktan bahsetmiyor orada. Yeniden diriliş. Evet, yeniden doğuş. Çünkü neden? Çok tanrıdınlerde ölümden sonra dirilişe inandıkları için o kadar kıymetli eşyaları yanına alıyorlar. Yani ölüm, arada geçişken bir çiçek sizi aslında doğuma, başka bir dünyaya taşıyor. Ve bu kadar kontrolsüz kullanılmaması gereken bir çiçek olduğu için herkesin kullanılmasına müsaade edilmiyordu. Kesinlikle. Bu yüzden rahiplerin, generallerin ve üçüncü gözü temsil ettiği için Yasemin her rastgele kullanılabilecek bir şey değil. O dediğiniz çok doğru. Yani o yüzden biraz ben de bilgiyle de detaylandırmak istedim. Çok başka bir özellikten dolayı herkesin kullanmasına müsaade etmiyorlar. Bu arada Yasemin de gül gibi çok pahalı bir şeydir. Minnak şişelerde mevcuttur. Öyle yani şu şişelerde 20-30 liraya satılan Yasemin yer temizleyicide kullanılan esansiyel yağlardır. Çünkü Yasemin gülle oranla daha zor damıtılıyor. Damıtılmıyor bile. Yani balmumu gibi bazı 18 defa o çiçekleri koyuyorsunuz, süzüyorsunuz, amblemaj yapıyorsunuz. Yani bakır imbikte gülü damıtmak kolay. Ama Yasemin bu kadar kolay değil. İnce yapraklı çiçeklerin yağlarını almak çok daha zordur. Neroli gibi. Neroli gibi. Tam olacak. Evet. Neroli gibi. Yasemin Özlem gibi. Bizim favorimiz neroli. Ben çok severim. çok severiz. Çok başkadır. O yüzden hani şu anda gitgide daha da zorlaşıyor elde etmek. Ama bunları kullanacaksanız Demin Hoca'nın dediği gibi ritüellere toplanan, edebinle kullanılan ve hakiki, yani sadece bunu böyle gülü koklayayım 320 gelirse kafayı bulayım da olmuyor bu işler. Frekansın bu işin şakası yok. Hakikaten doğru şekilde kullanın. Mesela görüyorum bazı internet sitelerinin %60 indirimle mür yağını 40 liraya satıyorlar. Mümkün değil. Yani mürden bahsediyoruz. Bu sefer aldım, kabus görüyorum diyor. Kesinlikle. Siz yani konuya girerken Mesih'ten girmiştin. Yani Meşia'dan, yani yağlı kişi demektir aslında. Meşia'dan evet. Geldiği için kökeni. İnsanlar niye yağlanmıyor? Yani niye kokuları kullanmıyor? Ben bunu soruyorum. Yani şimdi tamam, parfüm kullanmayın demiyorum ama bu kokular, ülkemizde çoğu üretilen kokular bunlar ve bizim frekansımızı çok aşırı derecede dengeleyen kokular bunlar. Yani bir günde bizi dinleyin, yani yağlanmıyorsunuz diye hidrosol kullanın. Evet. Farkı göreceksiniz. Yani hem cildiniz güzelleşecek hem ruhunuz güzelleşecek. İkisi bir arada güzelleşmeye başlayacak. Boşu boşuna o kimyasal toniklere yani yönlenmememiz gerekiyor. Biz bir türlü yağlanmıyoruz. Mesela benim öğrencilerim her sabah ardışta önce minor çakralarını, sonra göbek deliğine masaj yaparlar. Öğleye doğru, yani çakraların dengelemesi çok basittir aslında. Öğleye doğru da bir limon türü, yani sitrus türevinden, ben kan portakalını çok sevdiğim için onu tavsiye ediyorum. Onunla aynı ritüel yaptırıyorum. Akşamleyin de lavantayla yaptırıyorum. Ya bakın, şu üç yağla birlikte 7 çakranın dengelenmesini biz gün boyunca sağlayabiliyoruz. Hem güzel bir kokumuz oluyor,
hem de çakralarımızın dengelenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde aynı zamanda eğer biz gece yapmadan önce akşam yemekten sonra bir de gül hidrosuyla cildimizi temizlersek ve koklarsak da güzel uykular görmemiz sağlanabilir diye düşünüyorum. Bu arada Özlem Hanımcığım şunu bilgi vereyim size. İslamiyet'teki kok kültürü diye bir dosya, araştırma dosyam var. Ben size atarım. Size merak edenler varsa paylaşabilirsiniz. Bir de Teoman Hocam, ben hidrosolleri bir dosyada toplamıştım. Zerdet Çal hidrosolü ne işe yarıyor? Lavanta, patchouli. Onu da seve seve paylaşırım. Hani merak edenlere paylaşırsınız sizler de. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Seve seve paylaşırım. Çünkü ben mesela sedir hidrosolünü araştırdım. Analizlere soktum. Ne işe yarar? Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz çalışmalar var. Onları sizinle seve seve paylaşırım. Az önce niye İslam kültüründe, koku kültüründe dedim. Hatice Hanım, Peygamber Efendimiz, Hatice Hanım diyorum, özür dilerim, Bilal Hanım galiba. Peygamber Efendimiz mühür ticareti yapmış demiş. Şöyle belirteyim, detaylandırayım. Peygamber Efendimiz değil, Hazreti Hatice ile Hazreti Havle mühür ticareti yapmıştır. Sadece mühür değil, kokucu havle olarak geçer. İlk Müslümanlardan olan kokucu havle ile Hazreti Hatice annemiz koku ticareti yapmış ve mürün ticaretini hayata geçirmiştir. Ama Efendimiz'le ilgili böyle bir kayıt ben bugüne kadar okumadım. Bu arada kokucu havle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa giderken hangi savaşa gidecekse o savaşa göre sukke, koku kutusunun ismi sukke, onun içerisinde ona göre kokular. Mesela Uhud Savaşı'na giderken amber ve gül varmış. Diğer savaşa giderken, sohbet meclislerinde veyahut mescide giderken kokularını Hazreti Havle seçermiş. Kokucu Havle birçok kaynakta Hazreti Hatice annemizin süt kardeşi diye geçiyor olsa dahil yakın arkadaşlar kan bağları yok. Daha sonra da Hazreti Osman'la evlendirilmiştir kendisi. Koku ilmindeki başarısından dolayı Efendimiz eşlerinin dışında sadece Havle'yi görünce ayağa kalkar selam verirmiş. Ama mür ticaretini Efendimizin yaptığına dair bir bilgi okumadım. Varsa da bilmiyorum. Ama Hazreti Hatice ve Hazreti Havle'nin yaptığını biliyorum. Tabii bu savaşlarda enfeksiyonlar çokmuş. Yani çünkü salgın hastalıkların olduğu zamandayız. Yani tıp yok, bir şey yok. Yani bunları aynı zamanda tabii ki yara yeri enfeksiyonları var. O ayrı mesela. Yani tabii ki yaralanan insanlar orada kullanıyoruz ama salgın hastalıkların koruyucu olarak kullanılmış bunlar. Yani tabii ki. Kullanmış. Artı kişilerin moral gücünün iyi tutulması lazım. Bu kişilerin beslenmesi lazım. Sadece yiyecek olarak değil, ruhen de beslenmeleri lazım. Düşünsene, biraz sonra öleceksin. Belli olmaz ki yani, bu savaş yani. Sonuçta süngü savaşı gibi düşünün, kılıç savaşlarında. Yani karşı karşıya geliyorsun. Burada yürekli olmak gerekiyor, yüreklendirmek gerekiyor. Enfeksiyondan koruyacaksın, salgın hastalıktan koruyacaksın, ruhunu besleyeceksin. Bunların hepsi düşünülmüş zamanı. Yani sizin dediğiniz gibi hepsi birlikte düşünülmüş. Yiyecekler de bence orada sizin söylediğiniz yiyeceklerin hepsi de immün destek yiyecekleri. Yani morlardan özellikle bahsediliyor orada. Morların çoğu biliyorsunuz immün sistemin en büyük destekçileridir. Bunlar yani içerdikleri vitaminler bazında, ben bunları anlatmıştım içindeki vitaminleri. Çok önemli vitaminler bunlar. Ve sizin dediğiniz gibi hayvansal gıdaların tüketilmemesi gerekir. Bu ritüellerde özellikle hayvansal gıdalardan uzak durulması, vücudun temizlenmesi bekleniyor. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi aromaterapide de bu çok önemlidir. İçten dışadır temizlik, öyle başlar. Yani içimizden başladığı için, dışa yansıdığı için ilk günlerde vücudun verdiği tepkilerden korkmamamız gerekiyor. Bir de yukarıdan aşağıya doğru gider aromaterapi. Hem içten dışa gider hem de yukarıdan aşağıya doğru gider. Hep ben örneği veririm, astımlı çocuğun bacaklarındaki egzama örneği veririm. Yani astımı biter, egzama başlar. Derler ki bak bunun astımı bitirdik ama egzama var. Yukarıdan aşağı gidiyor yani temizlik. Özellikle aromaterapide bu çok önemlidir. Bir de içten dışadır bu. Kusma dediğimiz, sizin dediğiniz gibi kusma diyoruz biz bunu aromaterapide. Kusar vücut. Toksin atılımı yapıyor. Dediğiniz gibi ağır metalleri, toksinleri, virüsleri, bakterileri atıyor. Bunu da atarken tabii ki cidden attığı için de en geniş yüzey, detoks yüzeyi orası olduğu için de aynı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Buyurun. Şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle askeri hastanelerde tonlarca lavanta suyu kullanıldığını resmi kayıtta var zaten tonlarca.
Özellikle Hindistan sömürgesi başladığında, şimdi İngiltere'den gidiyorsunuz, yağmurlu, nemli bir ortam. Böyle mis gibi Hindistan'ın doğası çıs diye çattı, böyle haşlanıyor tenler askerlerin. Ne yapacaklar? Tonlarca lavanta suyu orada kullandıkları gibi askeri hastanelerde dezenfektan etmek için, yaraların üstünü temizlemek için. Yani bunlar böyle gerçek kilolarca değil, tonlarca telaffuz ediliyor. Kesinlikle. Ve gemilerle Hindistan'a taşınan bir dönem de var. Onunla beraber yine salgın hastalıklar dediğinizde hidrosoller, örnek olarak Nostradamus'un Osmanlı'ya payitahta yazdığı mektuplar var. Diyor ki, siz bir liman şehri olmanıza rağmen vebanın yarısını, nüfusunun yarısını biz vebadan sokaklarda bıraktık. Siz nasıl etkilenmediniz? Bir liman şehrisiniz. Gemiler geliyor, onlar oluyor. Bunu tek tek yazmışlar. İşte hamam kültüründen bahsediyorlar. Gelen gemiler ilk önce serbestlik, yani serbestlik kağıdı alması gerekiyor. Doktor kontrolünden geçiyorlar. Hidrosollerden bahsediyor. Mai Yasemin'den bahsediyor. Mai Gül'den, Mai Karanfil'den, Mai Tarçın'dan, Mai Lavanta'dan bahsediyor. Kekik de var buralarda, evet. Tabii. Başı. Kekikle ilgili bir formül veriyor. Hani kekik suyuna işte bergamotla portakal, onu tam hatırlamıyorum, bir formül veriyor. Diyor ki ekmeğin içerisine portakal ve okaliptüs yaprakları koyun. Ve bir unla karıştırıp ekmek yapın. Ama bunları mesela diyor ki vebanın 8 aşaması vardır. 4 aşamasındaysan bunu, 3 aşamasındaysan bunu yap falan gibi bilgileri var. Çiçek suları bizim yani nasıl unuttuk, nasıl bu kadar hızlı hayatımızdan çıktı bilmiyorum ama... Sıfırlandık. Evet, yani frekansıyla, tonuyla, yemesiyle, içmesiyle, ilaç terkiplerinde, ikinci Beyazıt külliyesinde ilaç terkiplerinde mayi karanfil var. Yani karanfil suyu demek. Bitti terkipte. Mesela yanlış hatırlamıyorsam boğaz intihaplarında yine kekik ve okaliptusla ilgili suyla karışıp işte içerisinde bazı işte bal anlatıyor, sirke anlatıyor. Bir terkipten bahsediyor. Sonra onu içip gargara yapıyor. Hanımlar için oturma banyolarında muhakkak ki uçucu yağlar var. Yani bunu hidrosoller de aynı şekilde. Bel bölgelerine işte doğurganlığı arttırsın diye bir hidrosol çiçek suyuna yapılan karışımlar. Umarım hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bunları hayatımıza alırız. Bu sene karbokrol, özellikle kekin alt türevi karbokrol Türkiye'de yoktu, kalmadı. Hepsi yurt dışına gitti. Yani ülkemizde kekik bulamadık biz bu sene biliyorsunuz. Karbokrol üretemedik. Hepsini topladılar, götürdüler. Ama bizim halkımız kaç kişi karbokrol içti, kaç şişe içti diye düşünürsek de çok az için var. Sadece karbokrolle birçok pandeminin yok edildiğini görülmüştür yani dünyada. Kesinlikle ve şu anda görüyoruz hidrosoller revanşa daha yeni yeni aydınlanmaya başlıyor ama bazı kampanyalı sitelerde çok yalan yanlış bilgilerle de yönlendiriliyor. Bu sefer o saplı samanla bir ayırmak lazım ama şunu inanıyorum ki doğru bilgi her zaman doğru kişiyi bulur. Kesinlikle. Yani o akacaktır, evrenseldir bu. Generallerin terfisinde de çünkü generallerin üçüncü gözü çok çalışması lazım. Geleceği, yani bir ordu yönetiyorsun. Bir ülkeyi koruyorsunuz. Sizin algılarınız gerekiyor aynı zamanda. Çünkü algılarınız... ne kadar bilginiz olursa olsun, yani kelimelerinizin gücü yoksa o kelime gücü de girmediği sürece etkin olamıyorsunuz. Onun için de auranızın iyi çalışması gerekiyor. Algılarınızın güçlü olması gerekiyor. Yani duru görü, his. Yani sizin bir adım öncesini spiritüel olarak, frekans olarak biraz daha yukarıda olmanız lazım. Bundan dolayı yapmış olduğu ritüeller generalinki biraz daha epifiz bezine yönelik. Daha halk, çünkü sorumluluğunuz çok fazla. Rastgele bir şey yapamazsınız. Onların ritüelleri daha aydınlanma. Bakıyoruz Osmanlı'ya yeniçerilerine, vezirazamlarına, sadrazamlarına. Vezirazamların, sadrazamların her hafta 4 saat hamam ritüelinin mecburi olduğunu biliyor muydunuz? 4 saat. Kocam yapsa boşarım. 4 saat ne demek ya? Uzun. Vakit geçmiyor. Ama sadece orada banyo değil. Koku ritüeli, sakallarına sürülen koku şeyler, uçucu yağlar, kaşlar, saçlar. Sonuçta kendisinin kök çakrası bir devlet yönetiyorsunuz. O 4 saatlik ritüel, arınma ritüeliyle beraber epifiz bezini, algılarınızı daha yukarı çekmeniz lazım. Muhakkak musiki var hamamda.
muhakkak koku var. Muhakkak yapması gereken ritüeller var. Bakın bir haftanın 4 saatini kendimize hamamda biz bile sıradan insanlar olarak ayıramıyoruz. Ama onlara mecburi tutuluyor. Bu tür kafa takımı dediğimiz grupların yapması gereken ritüellerde muhakkak sedir, sandal, koçulu, yasemin görüyoruz. Biz tarihte. 10 dakikadan fazla duramıyoruz ki işten güçten, yani giriyorsun çıkıyorsun sonuçta. Bu arada biz de yıkanmıyoruz. Bildiğimiz su dökünüyoruz sadece. Su dökünüyoruz. Keşke öyle bir yani, alan zorunluluğumuz olsa 4 saat çıkmasak böyle şöyle bir resetlensek. Hakikaten. Bu arada onlar hamama girmeden önce tütsülendiriyorlar hamamı. Bazı özel terkiplerle tütsülendiriyorlar. Hem girerken hem çıkarken. Bu arada kül almak istiyorsanız hamama tok girersiniz. Zayıflamak istiyorsanız hamama aç girersiniz. Onun da hani bazı şeyleri var, ritüelleri var. Yani hamam deyip geçiyoruz biz. Hamam sadece yıkanılan yer değildi. Ruhsal ve bedensel arınılan yerdi. Kesinlikle. Umarım tekrardan onları hayatımıza alırız. Tepe çakrasına geldiğimizde de ruh elementi zaten bildiğimiz gibi. Pazar, altın, mor rengi, ak günlük, lotus, reyhan. Cennetten çıkan 8 kokudan bir tanesi de reyhan. Ak günlüğü zaten saatlerce tartışabiliriz. Yani ak günlük olarak geçiyor. Benim tamamıyla telaffuzumla alakalı onu söyleyeyim. İşte kara günlük, ak günlük, ak günlük diye bir şey yok. Tamamen ak günlük benim dilimde kalan bir şey. Ak günlük dediğimiz aslında günlük olan şey. Ve bunu birçok tanrılarda görüyoruz. Çok tanrılı dinlerde görüyoruz. Günahlarını arınmak, huzura kavuşmak için tepe çakrasının, yani başının üstündeki ritüeller hep karşımıza çıkıyor. Bakın hayvansal gıda tüketmiyorlar. Çünkü tanrılarla bağ arasındalar. Bedeni aşağıya çekecek hiçbir şey yapmıyorlar. Ruhlarıyla beraber yükselmek için. Yani bu da şöyle bir şey diyor Aman Bey. Ben doğal koku koklayayım ama organik yemek, GDO'su oynanmış yiyecekler, konserveler tüketeyim. Bu da olmaz. Yani pizzayı mikrodalgaya fırına atıp o pizza yedikten sonra gül koklayıp 320 megahertz'e çıkılmıyor. Yani öyle bir ama şeyden... Ama burada kandırmacılar ya, algı var. Şimdi geneti değiştirmiş organizma yasadan kocaman bir düşünürsün. Ama o üstüne yazıyor büyük harfle GDO, sempatik yazıyor. Peki GDO'nun 83 milyon kişiden açılımını bilen var mı? Sadece ilkini bilir, genetiğini bilir, diğerini bilen bilmiyorum, değiştirmiş. En sondaki organizma. Ya oturup 83 milyon düşünmemiz lazım. Biz niye genetiği değiştirmiş organizma yiyoruz? Burada bizde oynanıyor mu, oynanmıyor mu? Önce bunu düşünmemiz gerekiyor. En büyük soru budur bence. Kesinlikle. Yani sadece kokuyla olacak iş değil bu. Sizin dediğiniz gibi. Bir de o geneti değiştirmişi biz mikrodalgaya koyup bir daha değiştiriyoruz. Diyoruz ki bu olmadı. Biraz daha kötüleştireyim ben. Ondan sonra da Bihter Hanım'dan ben ak günü kaldım. Koydum kafama. Yok öyle bir dünya. O zaman işte dalgalar karışıyor. O zaman elektrik sigortalar atıyor. Herhalde yani. Ama bu vücut iyi dayanıyor. Size söyleyeyim yani. Bu vücut bu kadar kötülüğe rağmen çok iyi dayanıyor. Benim kuzenim genetik profesörü. Amcamın kızı. Genetik üzerine dünyada çok güzel Fransa'da, Japonya'da araştırmalar yaptı. Yemek yemeyle koku algısının genleri nasıl etkilediğini bir de ondan dinleyin. Yani o ağızda çiğnerken İşte koku partikülleri, mesela protein patlıyor ve beyne diyor ki protein gönderiyor. Beyin hemen mideye gönderiyor. Sana birazdan protein göndereceğim, protein enzimlerini hazırla. O yüzden ağızda çiğnemenin, doğal yemenin, frekans, mesela şey diyor, megahertz'e olmayan bir şey yediğinizde beyin kaydetmediği için sürekli açsınız, sürekli aç. Ve aç beyin çalışmıyor. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Şimdi eti pişirdik, sıfıra düşürdük eti, sıfıra. Bunu yesen ne olur, yemesen ne olur? Anlatıyoruz ama şimdi burada herkes moleküler bakıyor. Frekans bazlı bakan yok yiyeceklerde. Şimdi herkes beslenme modeli üretirken içindeki proteine bakıyor. Ya bu içindeki protein benim dişlerime bastığımda 88 meridyen noktasındaki çıkan beyine giden enerji sıfırsa beyin bir hazırlık yapmıyor sizin dediğiniz gibi. Diyor ki bir şey geliyor ama çöp bu diyor. Yani. Bunlar biz çöp besin diyoruz. Yani asidik besinler bunlar. Bunlarla bizim düzelmemiz, iyileşmemiz imkansız. Hiçbir zaman için. Sonra o çöpü öğütmeden hop karaciğere gönderiyor. Aynen. Daha karaciğer sabah yine halledemedi, öğlendeki nerede geldi. Hele bir de 7-8 öğün yerseniz siz, o pankreasınız yani yoruluyor. %35'i kaldığında da şeker hastası oluyorsunuz. Durmadan
çalıştıran bir fabrika düşünün. %35'e kadar dayanıyor. %35'e geldiğinde tık diyor ve işte 40 yaşında, 50 yaşında şeker hastası oluyorsunuz. E sen 40 yıldır niye olmadın? Düşündün mü hiç? 40 yıl dayandı bu vücut. En sonunda artık dedi ki ben de bittim. 135'e geldim. Bunu tolere edemeyeceğim bu şeker seviyesini. Ve şeker hastalığı başlıyor. Ve bunlar hiç irdelenmiyor, hiç bakılmıyor. Sizin dediğiniz gibi bu besin maddelerinin frekanslarına, alkali elektrik frekanslar diye yayınlıyorum ben bunu. Kaç yıldır yayınlıyorum Instagram'da. Yani hangi besinin alkali frekansı var? Ne kadar frekansı var? Orak değeri nasıldır? Yani antioksidan değeri ne kadardır? Bunlara bakılmasında fayda var. Tabii tüketirken de bunların yani bazısı yazmış, hocam eti çiğ mi yiyeceğiz? Şimdi yorumlara bakıyorsun, yani bir yorum geliyor. Hocam bunu eti çiğ mi yiyeceğiz? Yani cevap da verilemiyor yani, neyse. Oluyor böyle şeyler ama tabii karaciğer öğütemediğince büyüyor bu sefer ya da üstüne yağla kaplıyor. Bunların hepsinin aslında besinle ve günün sonunda kokuyla, bakın her hayvan koklayarak yer. Her hayvan. Doğada her hayvan fıtratına göre beslenir. Tavuk tavuk gibi yer. Doğaya bakın, inek inek gibi yer. Yani hepsi doğasına göre besleniyor. Bir insanoğlu doğasının fıtratına dışına çıkıyor. Neyse bu konumuzun frekans dışında. Frekans fazla, mesela avokado yağıyla işte birkaç damla limonu damlatıp avokado yağına yediğimizde, yani o yağı içtiğimizde, yediğimizde ne oluyor? Tokluk hissi yaratıyor. Tabii ki. Yani bu da önemli bir frekans. Bu da frekans bazlıdır. Ya da apatit taşı. Ne yapıyor beyinde? Tokluk merkezini uyarıyor. Yani taş nasıl bana yararlı geliyor diyor. Apatit de mesela bunun tam karşılığı, avokado yağının yani limon karışımının tam karşılığı apatittir. İkisini beraber kullanan daha çok kolay geliyor. Çünkü biz beyindeki tokluğu yaratmamız gerekiyor. Yani beynimizi doyurmamız gerekiyor. Frekans da oluyor. Bunların hepsi frekans. Şimdi limonla tokluk nasıl olur? Avokado yağıyla nasıl olur? Yani bunların hepsi beynimizdeki frekans ölçümleriyle eşitlenme diyoruz biz buna. Equality diyoruz. Eşitlenmeyle oluyor bunlar. Tabii bu konular güzel konular. Ama yani toplum çok hızlı, özellikle bu iki yıldır, son iki yıldır çok hızlı uyanıyor. Yani gerçekten iyi uyanıyor. Uyanış çağındayız. Kim ne derse uyanış çok, çağındayız. Çok güzel gidiyoruz, evet. Bunu görüyorum. Yani doğaya da sahip çıkmak, bunun devamı da gelecek. Başka yolu yok zaten. Yani başka yolu yok. Bir uyanış başladı. Mesela 7 gün boyunca gün doğmadan ya da battıktan sonra tepe çakrasına günlük konulduğunu görüyoruz. Burada hayvansal gıda tüketmedikleri gibi bol sıvı tüketiyorlar tarihte. Hariç tabii ki orada. Evet. Aynen öyle. Evet. Aslında benim anlatmak istediklerimin de sonuna gelmişim. Çok güzel. Çok güzel oldu. Tabii konu çok uzun olduğu için yani konu bitmez. Yani konu bitmez ama güzel konular bunlar. Özellikle ritüellerle birleştirilmesi çok güzel. Yani bir de bunları tarihte uygulanmış. Tarihte uygulandığını görüyoruz. Şimdi de bilimsel araştırmalarla, çağımızdaki bilimsel araştırmalarla karşılığını görüyoruz. Kesinlikle. Niye Yasemin'i ölümle, gülü doğumla aydınlanılıyor? Yani bunlara baktığınız zaman hepsinin aslında bir karşılığı var. Epifiz bezlerini nasıl harekete geçireceklerini biliyorlar, kendini nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Bunların hepsi tarihte var olan bir şey, kadim uygarlıklarda. Bizim Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zaten var olan tekrardan etik kurallarda, edebinle, desturumla. Çünkü bunu yiyoruz biz, bedenimize alıyoruz. Doğa bizim için var. Doğada hiçbir ağaç, bitki kendi ürettiğini yemiyor ki. İnsanoğlu için üretiyor. Şamanlara bakıyorum, Selçuklulara bakıyorum, keza Osmanlı arşivlerinde. Doğa uyanırken atı hızlı sürmüyorlar. Toprağı rahatsız etmemek için. Diyor ki toprak gebedir. Sefere bile huzursuz etmemek lazım. Yani sefere bile çıkılmazdı o zaman. Tabii. O vardı. Çünkü sefere çıktığınızda at arabaları, yeniçerilerin ayak sesleri, toprağı ürkütebilir, tahıla, toprağa zarar verebilir diye belli bir zamandan sonra maddesel bir hayata bilerek geçirildik ve unutturulduk. Yani maddesel, her şeyi maddesel düşünen bir hayata geçirilirken de biz bunları bilerek de unutturuldu ve bunlara bize bağnazlık olarak gösterildi. Yani mesela şey diyorlar, bazı belgeleri inceliyorum farklı bir şekilde. Baharda sefere hazırlanıyorlardı. İşte diyelim ki Şevval ayı o yıl Şubat'a denk geldi.
Şubat, Şevval 13 diyor. Divan'da bahar ayındaki sefer planları yapılıyordu. Yani seferi bahar ya da sonbahar, kışta çok yapmıyorlar zaten. Ama hiçbir zaman Şubat, Mart, Nisan çıkmıyor karşımıza. Kesinlikle. Nisan çıkıyor pardon ama Mart çıkmıyor. Güzel. Yani şimdi biz bunları ne anlama geldiğini şu anda yeni nesil çözemez bile. Yani düşünmez bile. Hadi çıkalım der. Tabii ki doğaya saygı çok önemli. Biz doğaya saygı olmadığı için bu ekolojik hayatı bitirdiğimiz için de yeni malzeme bulamıyoruz. Yani işimize yarayacak malzeme bulamıyoruz. Nereden bulacağız? Tüm dünya kirlenmiş durumda. Sizin dediğiniz gibi bu sene bana çok gül yağı geldi frekans ölçümü açısından. Ne yazık ki 270-280 aralıklarında çıktı. 300 gören yok şu anda. Ve hepsi de modern teknolojiler, üretimler. Hızlı bir şekilde sizin dediğiniz gibi öğleye doğru toplayan da var. Akşama doğru ne zaman topladınız diyorum. Ne fark eder ki diye cevaplar geliyor. Ay benim asıl mevzu orada. Gün ışımadan topladınız değil mi diyorum. Yok diyor hocam öğleye doğru topladım. Hem kendine zarar hem güre zarar. Ne yaptın sen falan. Neyse sonuçta bu ülke uyanacak. Yeterli fırçaları gider tabii ki benden. Ama bu ülke güzel uyanıyor. Güzel insanlar var. Bu insanlar birleştiği sürece de bence birleşmeden daha çok kuvvetli oluyor ve bunun tanıtılması gerekiyor. Bu ülkedeki güzelliklerin tanıtılması gerekiyor. Bu konuda da sizin önceliğinizi yapmanızı da çok takdir ediyorum. Yani gerçekten çok güzel bir misyonunuz var. Güzel gidiyorsunuz. İnşallah daha da güzelleşir. Daha güzel bir utandırması, onurlandırsın. Hakikaten utandırması. Bu portföy daha da açılması gerekiyor. Bu kadar sınırlı kalmaması gerekiyor. Daha da açılması gerekiyor. Tabii ki herkesin imkanları vardır. Yönetemeyeceğiniz işi yapmayınız diye ben kendim söylerim. Bütün profesyonel kişilere. Yani işin başında durmanız gerekiyor ve yönetebileceğiniz sistemi yönetmeniz gerekiyor. Ben daha da açılayım falan demenin de bir anlamı yok ama yani biz bu kokulara daha da hakim olup halkımızı daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bende bazen mür yağı bitiyor ve 3-4 ay olmuyor. Çünkü istediğim kalite mür yoksa yok. Hani evet. Mesela gül yağım yetmeyecek bu yıl. Çok iyi bilmiyorum. Evet. Neden? Geçen sene onu demiştiniz, yok demiştiniz ve yoktu yani. Mesela gülüm yetmeyecek çünkü şöyle söyleyeyim Teoman Bey, bizim organik gül tarlamız normalde 3600 gül yaprağı verirdi. 3600 kilo. Yani bu da bir kilo gül yağına denk geliyordu. Bu yıl 1640 verdi. Yani 1600'lü kilolarda kaldı. Yarı yarıya düştü. Aldığımız gül yağı, gül suyu, gül mayası belli. En fazla Şubat, o da Ocak sonu, Şubat başı gibi şu performansla giderse yetmeyecek. Bu sefer ne olacak? Doğanın uyanmasını bekleyeceğiz. Musluk değil ki bu çözesiniz. Yani rafa koyulacak şeyler değil. Ama böyle olması gerekiyor zaten. Bu sene buğdayda da aynı sorunu yaşayacağız. İnşallah. Çörekotu da aynı şekilde. Bütün hepsi yani kıtlık yani bu sene biraz kıtlığa doğru giriyoruz. 2022 daha da zor olacak. Baştan söyleyeyim yani 2021'i aratan bir yıl olacak. Yani 2022 yani diyeceksiniz ki 2021 çok güzelmiş diyeceksiniz. 2022 daha da sıkıntılı olacak. Buna göre işte onun için şimdi bağışıklık sistemimizi zeytinyağlarla, gümüş sularıyla buraya yatırım yapacağız. Buraya. Gül yağları, gül suları, içilebilir zeytinyağın tamamıyla doğal olarak bu bağışıklık sistemine ne kadar yatırım yaparsak kuraklık her zaman varmış tarihte. Olmuş da teknolojiden önce de olmuş. Sanayi devriminden önce de olmuş. Şimdi bunlar biliyor. Şimdi sistemi biliyor. 120 yılda bir oluyor. Yani şu anda evet. 120 yılda bir olanın ikinci yılındayız. Yani 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk deriz ya. Yani en zor 3. yıl yani en dibi 2022'de yaşayacağız. Yani en dibine bir trombolinde basarız ya 2022'de basacağız. Sizin dediğiniz gibi tedbirli olmamız lazım. Şimdiden stok yapmamız lazım ama güzel malları bulmamız lazım. Biz her mala bakmamamız lazım. Fiyata bakıyorlar. Adam tabii ki fiyatı şişiriyor. Yani sahte olmasına rağmen ucuz bırakmıyor. Fiyatı şişiriyor. Onun için sizin dediğiniz gibi özellikleri iyi irdelememiz ve test etmemiz ve güvenilir yerden almamız bu yönden çok önemli oluyor. Kesin bir bolluk gelecek. Yani 2022'den sonra yavaş yavaş bolluk gelecek ama o araya özellikle çocuklarımız için. Yani onlar bizim genetik sermayemiz. Genetik sermayemizi iyi korumamız lazım. Yani olabildiğince sağlıklı besinlerle onları korursak eğer daha kolay atlatabiliriz bu dönemi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok bence bundan sonraki yayında cevaplayalım. Çünkü çok soru gelmiş. Evet. Sorular çok farklı. Beni geç saat ritüelleri, bundan sonraki bir programda da ritüellere tabii, örnek verelim. Tabii. Memnuniyetle çok fazla ritüel var. Anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel ritüellerimiz var. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkesin sıcak günün sonunda sizi yorduk ama güzel oldu. Gayet ben de şimdi farkına vardım. Saat 11'in oldu ama çok güzeldi. Evet. İlker Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mailleri atıyorum size ederim. Özlem Hanım. Tamamdır. İslam eserde pop kültürü ve hidrosoller. Harika olur. Çok teşekkür ederiz. Belki ritüellerde buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.